Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıtığı ardından da satışa sunduğu yeni amiral gemisi modeli Huawei P60 Pro'yu inceleyeceğiz. Bilindiği gibi son dönemde bazı markalar yeni amiral gemisi modellerinde kutu içeriğini hayli sınırlı tutmaya başladılar. O yüzden Huawei P60 Pro incelememize ben kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutuda arkadaşlar Huawei P60 Pro'nun hemen altında XMH yazıyor ve onun altında da bir Kunlun Glass logosu var. Bunların ne olduğuna birazdan değineceğiz. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli özellikler ki Huawei bunları kutu üzerine dahi vurgulamış. Evet, kutuyu açtığımızda arkadaşlar tabii ki telefon çıkıyor. Telefon yanımda görüyorsunuz. Burada kutu içeriğinden bahsetmek istememin önemli bir nedeni var. Onu size hemen göstereceğim. Bakın burada silikon bir kılıf geliyor. Yani telefonu aldığınızda kılıf aramanıza gerek yok arkadaşlar. Burada bir Type-C şarj kablomuz var ve Huawei Supercharge adaptörümüz var. 88 wattlık bir adaptör bu. Bununla aynı zamanda arkadaşlar Huawei notebook'unuz falan varsa onları şarj edebiliyorsunuz. Bunu hemen sizlere belirtmiş olayım. Burada güzel nokta ne biliyor musunuz? Normalde şarj cihazlarında nedir? Sadece işte ya USB noktasıdır ya tip C'den tip C'dir ya USB'den tip C'dir. Ama Huawei burada arkadaşlar bakın bu ön tarafa hem USB yuvası koymuş hem de tip C portu koymuş. Yani dilerseniz tip C'den tip C'ye kabloyla telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Dilerseniz de USB'den tip C'ye kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Şu var. Mesela bir yere gidiyorsunuz. Adaptörünüz yanında kablonuzu unuttunuz vesaire. Hani birinden kablo istiyorsunuz. Bakıyorsunuz tip C tip C geliyor. Ya uyumlu değil diyorsunuz. Ya da USB tip C geliyor. Uyumlu değil diyorsunuz. Dolayısıyla bu problemi çözmüş. Bence diğer markalara da örnek olması gereken bir tasarım olmuş bu şarj adaptöründe. Ben bunu çok beğendim. Direkt olarak sizlerle de hemen incelememizin başında paylaşmak istedim. Böylece telefonun kutu içeriğinde görmüş olduk. Gördüğünüz gibi hızlı şarj adaptörümüz de geliyor. Dolayısıyla Huawei'nin bu noktada rakiplerinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Gelelim P60 Pro'ya arkadaşlar. P60 Pro hem tasarımı, hem özellikleri, hem de fiyatıyla, evet fiyatıyla rakiplerine fark yaratan bir cihaz olarak öne çıkıyor. Özellikle Türkiye fiyatı çok sürprizdi arkadaşlar. Malum biliyorsunuz son dönemde amiral gemisi cihazları böyle 40 bin liralar, 50 bin liralar yani absürt fiyatlardan çıkmaya başladı. Dolayısıyla Huawei burada gerçekten beklenenin hayli altında bir fiyat etiketiyle P60 Pro'yu satışa sundu. Bunu hemen incelememizin başında sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim tasarım çizgisine. Burada hayli farklı bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Malum son dönemde pek çok telefon birbirine benzer tasarımlarla çıkmaya başladı. Ama burada Huawei ciddi anlamda fark yaratan bir tasarım çizgisini gözler önüne sunmuş. Özellikle telefonun arka kapak kısmının çok dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Siz de görüyorsunuz sanki 3 boyutlu bir kapakmış gibi. Hani böyle sanki düz değil de parmağınızı sürdüğünüzde böyle kırçılı bir yapıyla karşılaşacakmışsınız gibi. Ama değil arkadaşlar. Bu düz bir kapak. Bu kapak tasarımından birazdan bahsedeceğim sizlere. Çünkü özel bir tasarım bu. Huawei burada yine bir ilke imza atmış ve her cihaza farklı bir kapak tasarımı koymuş. Ki bu çok önemli. Neden? Normalde nedir? Bir telefonun rengi sallıyorum. İşte uzay mavisi. Uzay mavisi telefonu alırsınız. Bütün hepsi uzay mavisi telefonlar aynıdır. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Her telefonu benzersiz yapan, benzersiz kılan bir kapak tasarımı söz konusu. Cihazımızın ön tarafına geçtiğimizde arkadaşlar bizleri son derece ince çerçeveli bir ekran karşılıyor. Bu ekranın boyutu 6.67 inç arkadaşlar ve 2700x1200 piksellik bir çözünürlük sunuyor bizlere. Tabi burada PPI derinliği de önemli. 450 PPI'lik bir piksel derinliği sağlıyor bize telefon ve gerçekten bu da beklentilerimizi karşılıyor. P3 renk gamı destekli 1.07 milyar renk bulunuyor bu telefonda. Dile kolay arkadaşlar. 1 milyarın da üzerinde renkten bahsediyoruz burada. Ekranımız arkadaşlar 120 Hz. Dolayısıyla ekran tazeleme oranının bu kadar yüksek olması bize hem oyunlarda hem de dizi, film izlerken muazzam bir akıcılık sunuyor. Dolayısıyla ya ben bu cihazlarda oyun oynamayı çok seviyorum diyorsanız 120 Hz'lik bir ekranın olduğunu sizlere söyleyelim. Son derece akıcı, son derece muazzam bir ekranla karşı karşıyayız. Zaten şöyle tuttuğumda arkadaşlar ekranın ne kadar göz alıcı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Yani telefon gerçekten ben buradayım diyor. Bunu
size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle ben son dönemde bu kadar ince çerçevelere sahip bir cihaz görmemiştim. Huawei burada gerçekten çok güzel yapmış işini. Hem göz alıcı hem de özellikleriyle, teknik özellikleriyle ön plana çıkan bir cihaz tasarlamayı başarmış. Gelelim cihazımızın arka tarafına. Arka tarafta bizleri bir kamera adası karşılıyor arkadaşlar. Bu kamera adasının hemen ortasında büyük bir ana kameramız var. Ve ona iki kamera daha eşlik ediyor. Bir X-Mesh logosu görüyoruz. Bunlara birazdan değineceğim. Kamera özelliklerine detaylıca değineceğiz arkadaşlar. Bunu baştan belirtelim. Şu anda biz tasarımdan devam ediyoruz. Burada dediğim gibi son derece farklı bir kapak tasarımıyla karşı karşıyayız. Örneğin bize gelen renk arkadaşlar Rococo Pearl diye geçiyor. Bu renk biraz böyle marble, yani mermeri andırıyor ama son derece güzel durduğunu söyleyebilirim. Özellikle telefonu bakın şöyle tuttuğunuz zaman katmerli bir yapı varmış gibi hissediyorsunuz. Yani sanki kapak düz değil de böyle kavisli, kabarık bir yapı varmış gibi görünüyor. Ama şöyle elinizi sürdüğünüzde dümdüz, tamamen pürüzsüz bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda Huawei'nin gerçekten tasarım tarafında önemli bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Az önce de söyledik ama arkadaşlar, bu modellerin arka tasarım desenleri tüm cihazlarda birbirinden farklı. Yani siz bu telefonu aldınız, beyaz renk, farklı bir tasarım çizgisi var. Arkadaşınız yine beyaz renk aldı aynı, onda daha farklı bir tasarım çizgisi var. Yani her telefon benzersiz bir tasarımla geliyor. Bu da gerçekten diğer üreticilere de örnek olması gereken bir çizgi diyebiliriz. Tasarım tarafında son olarak değineceğimiz nokta arkadaşlar tabii ki Huawei True Display özelliği. Bu özelliğin şöyle bir güzel yanı var. Normalde biliyorsunuz telefonu hani dışarıya çıktığınızda vesaire ortama göre ışığını ayarlar. Bu günümüzdeki hemen hemen her telefonda mevcut bir özellik. Ama burada Huawei'nin True Display özelliği ne yapıyor? Ortama göre ayarladığı gibi aynı zamanda oynattığı içeriğe göre de ekran parlaklığını ayarlıyor. Dolayısıyla bu noktada hem oynatılan içerik hem de ortama göre bir aydınlanma ayarı söz konusu olduğundan size çok daha net bir görüntü sunabiliyor. Biz bu telefonla arkadaşlar yaptığımız testlerde mesela güneş altında vesaire baktık ekrana. Güneş altında karanlık mesela şeyler izledik. Hani normalde biliyorsunuz aydınlık bir ortamda, özellikle güneşin üstten vurduğu bir ortamda karanlık bir film izliyorsanız ya da karanlık bir oyun oynuyorsanız ekranı görmeniz imkansızlaşır. Fakat Huawei X-True Display özelliği sayesinde bu sorunları tamamen aşmış. Dolayısıyla bu cihazın P60 Pro'nun ekran tarafında Huawei X-True Display özelliğiyle rakiplerine fark attığını söyleyebilirim. Şu ana kadar ben birçok telefon test ettim ama dürüst olmak gerekirse hani özellikle güneş altında hani ekranı tuttuğunuzda karanlık bir film izliyorsanız ya da karanlık bir oyun oynuyorsanız, atıyorum bir korku oyunu vesaire, göremiyorsunuz ekranı. Lakin Huawei bunu bir şekilde çözmüş arkadaşlar. Bu da gerçekten takdire şayan. Şimdi ekrandan bahsettik, tasarımımızdan bahsettik. Sıra geldi teknik özellikler arkadaşlar. Teknik özelliklerin ardından da kameraya değineceğiz ki bence bu telefonda en önemli noktalardan birisi kamera. Çünkü şu anda bu cihazın kamerası arkadaşlar dünyada bir numara. Buna birazdan geleceğiz. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Evet, Huawei bu cihazın da arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirmiş olan Snapdragon Plus Gen 1 yonga setine yer vermiş durumda. 4G destekli bir yonga seti ve bu yonga setinin zaten performansını anlatmaya gerek yok. Üst düzey, yani amiral gemisi diye tabir ettiğimiz cihazlarda kullanılıyor. 8 GB RAM ve 256 GB da dahili depolama alanı var. Bize gelen modelde tabii 12 GB RAM'e sahip versiyonun bulunduğunu da sizlere dipnot olarak hatırlatalım arkadaşlar. Telefonun performansı genel olarak zaten söylemeye gerek yok ama iyi. Yani bu cihazla oynayamayacağınız vesaire bir oyun bulunmuyor. Telefonda ısınma, donma, kasma gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Biz bazı oyunları test ettik. Yani cihazları zorlayabilecek dediğimiz oyunlardan bazılarını test ettik bu telefonda. Ve hani yarım saatlik oyun periyotları boyunca arkadaşlar bir ısınmayla, donma, kasma gibi herhangi bir problemle karşılaşmadık. Kılsız oynadığınızda dahi arkadaşlar telefonu şöyle tuttuğunuzda oyun oynarken elinize herhangi bir ısınma vesaire bir şey gelmiyor. Dolayısıyla eliniz rahatsız olmuyor. Eğer çok oyun oynayan biriyseniz hani cihazda ısınma probleminin olmadığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi sıra geldi en çok merak edilen şeylerden birine, yani kameraya. Zaten kameraya baktığınız zaman arkadaşlar yani böyle bir heybetli durduğunu görüyorsunuz ki bu duruş boşuna değil. Halihazırda DxOMark'ta 156 puanla lider durumda. Biliyorsunuz eskiden Huawei Leica ile işbirliği halindeydi. Fakat şu anda Leica yerine X-Mesh kameralarını kullanıyor ve burada da son derece muazzam işlerin çıktığını söyleyebiliriz. Peki karşımızda nasıl bir kamera kurulumu var? Önce bundan bir bahsedelim. Bu cihazda arkadaşlar f1.4 diyafram aralığına sahip 48 megapiksellik bir geniş açılı
ana kameramız bulunuyor. 10'a 48 megapiksellik bir telefoto kamera ki bu telefoto kamerayla arkadaşlar biz 3.5x'e kadar optik zoom gerçekleştirebiliyoruz ve 13 megapiksellikte ultra geniş açı kameramız yer alıyor. Bu kameralarla 4K çözünürlükte 30 ya da 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Bunu da bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Ön tarafta ise arkadaşlar 13 megapiksellik ultra geniş açı bir kameramız var. Peki bu telefonun gerçekteki fotoğraf ve video kalitesi nasıl? Şimdi bunları paylaşacağız size. Telefonla birçok fotoğraf çektik. Hem gece hem gündüz hem düşük ışıkta hem güneşin böyle tam tepeden vurduğu yani ortamın son derece aydınlık olduğu hallerde de fotoğraflar çektik. Gerçekten güzel sonuçlar verdiğini biz gördük. Şimdi bu sonuçları sizlerle paylaşacağız. Bakalım P60 Pro'nun halihazırda dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip olan telefonun çektiği fotoğrafları ve videoları nasıl bulacaksınız? Evet, hazır zoom performansı demişken bir de şu gemiye zoomlayalım ve bakalım telefonumuz nasıl bir performans sergileyecek. Üzerindeki yazıları okuyabileceğiz mi? Yani şu anda bu gemi bile yakın kaldı. Keşke daha uzak bir hedef seçseymişiz. Hatta şu arka taraftaki bayrağa gidebiliriz aslında. Şu en arkadaki bayrağa gidelim. Evet, şu anda 50x'e kadar geldik ve tripodsuz çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir sabitlemeye çalışıyorum. Hemen kontrol edelim. Evet, bu şekilde ve sonradan yapay zeka desteğiyle netleşiyor. Ben çok beğendim. Evet, sahilde ufak bir gezintiye çıkmışken bir de arka kamerayı test etmemek olmaz. Şöyle bulutlara doğru yükselelim. 4K 60 kare çekim yapıyoruz. Performansımız bu şekilde. Şurada kruz gemisi var. Oraya doğru zoomlayalım. Ve gayet net. Yani şu anda 10x zoom yaptık arkadaşlar. Ve oldukça net olduğunu söyleyebiliriz. Uzaklaştırdığımızda da bu şekilde gözüküyor. Biraz da şöyle devam edelim. Burada bir de uçak gemisi var. Ona da bir zoomlayalım. 4x'ten sonra diğer lense geçtiği için otomatik olarak bir daha netleşiyor arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle sahilimizde bu şekilde bir de yürüyüş testi yapalım sizler için. Şu anda elimde telefonla yürüyorum. Eğer sarsıntı görüyorsanız optikimi sabitleyicisinin başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ben ekrandan gördüğüm kadarıyla herhangi bir sarsıntı yok. Yani OIS özelliğinin de gayet başarılı çalıştığını tahmin ediyoruz. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şöyle bir zoom testi yapalım. Gördüğünüz gibi 4x'e geçtikten sonra ekstradan bir netleşiyor. Yani şu anda çok uzaktaki bir nesneyi bile nasıl da derinlik algısını kullanarak net bir şekilde çekebildiğime bakın. Şimdi anlayacaksınız, bir uzaklaştırıyorum. Aslında bu kadar uzakta bir nesneden bahsediyoruz. Tekrardan 4x'e alalım. Evet, 4x'e aldım. Derinlik algısını yakaladık. Ve kamera performansı bu şekilde. Evet, hava çok güzel. Kendimizi Huawei P60 Pro ile Galataport'un
O güzel sahiline attık. Şu anda ters ışık, düz ışık sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Lensimizi 1x aldığımızda tam da bu şekilde gözüküyor. Gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz ön kameranın. Yani adeta bir arka kamera gibi çekiyor. 0.8'e geri çektik. Şimdi bir de genişe alalım. Evet, geniş de bu şekilde. Yani anlık olarak çekim yaparken geçebiliyoruz arkadaşlar. Ve ses performansı da bu şekilde. Yani bu telefonu aldığınız zaman video çektiğinizde ses bu şekilde duyulacak. Peki siz bu farklı ışıklardaki telefonun performansını nasıl buldunuz, yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kamera tarafında telefon beklentileri karşılayan bir performansa sahip. Dolayısıyla DxOMark'tan da zaten 156 puan aldıysa ve zirveye yerleştiyse zaten kamera tarafında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Bu noktada bahsetmek istediğim birkaç özellik daha var. Onlara biraz değinelim. Bu cihazda arkadaşlar optik görüntü sabitleme özelliği mevcut. Bunu sıkça soruyorsunuz. Biz de yeri gelmişken belirtelim. 10 adımlı fiziksel değişken bir diyafram kullanılmış. Yani burada ana kameranın bu kadar geniş olmasının sebeplerinden birisi de bu diyebiliriz. Telefoto kamerada da yine optik görüntü sabitleme var. Ayrıca arkadaşlar 200x'e kadar da zoom yapabiliyorsunuz. Ve bu zoom ciddi anlamda hani görüntüyü çok fazla bozmuyor. Bir güzel haber de ay fotoğrafı çekmeyi sevenlere. Malum artık zoom kalitesi geliştikçe mobil cihazlarla ay fotoğrafı çekmek de ayrı bir trend haline geldi arkadaşlar. Burada Huawei özel bazı inovasyonlar kullanmış. Bu inovasyonlar sayesinde arkadaşlar sadece zoomla değil normal kadrajda da muazzam ay fotoğrafları çekip biliyorsunuz. Biz de birkaç tane ay fotoğrafı çekmiştik zaten, muhtemelen görmüşsünüzdür. Şimdi ise sıra geldi telefonumuzun pil ve batarya özelliklerine. Bu cihazda arkadaşlar Huawei 4815 mAh'lik bir pile yer vermiş. Az önce de gösterdiğimiz üzere kutudan zaten 88 wattlık süper şarj adaptörü çıkıyor. Dolayısıyla cihazda 88 wattlık bir hızlı şarj desteği mevcut. Bu sayede arkadaşlar telefonu yalnızca 10 dakika içerisinde %50 şarj edebiliyorsunuz. Bunun haricinde 50 watt kablosuz hızlı şarj desteği de mevcut ve 7.5 watt'ta ters şarj özelliği sunuyor. Bu noktada değinmemiz gereken bir diğer önemli özellik ise şu. Burada Huawei fazlasıyla dayanıklı bir batarya kullanmış. Ve bu batarya arkadaşlar 2000 pil döngüsü sunuyor. Bu da nereden baksanız düşünün yani. Günde bir taktığınızı düşünelim ki hani pili bir günden fazla gidiyor. Çok böyle yine de oynadınız mı oynadınız. Hadi günde bir kere taktınız diyelim. Pili bitirdiniz diyelim. Günde bir kere taksanız dahi arkadaşlar 6-7 sene boyunca bu batarya size hiçbir sorun çıkartmayacaktır ki günümüzde bir akıllı telefon alıyorsunuz. 2 sene sonra bataryası patlıyor. Yani patlıyor derken şişiyor. Bir şey oluyor. Pil ömrü düşüyor. Pil sağlığı düşüyor. Değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla Huawei'nin burada pil tarafında da kullanıcılarına 2000 pil döngüsü gibi bir süre sunması gerçekten çok önemli diyebiliriz. Şimdi son olarak bu kutumuzun üzerinde de yazan Kunlun Glass özelliğine bir değinelim ve telefonumuzdaki genel özellikleri şöyle bir toplayarak incelememizi sonlandırmış olalım arkadaşlar. Kunlun Glass arkadaşlar aslında Huawei'nin dayanıklı cam teknolojisi diyebiliriz. Biliyorsunuz günümüzde pek çok telefonda işte Kunlun Gorilla Glass falan kullanılıyor. Fakat bunların çok sağlam olmadığını biliyoruz. Yeni Kunlun Glass teknolojisi arkadaşlar İsviçre'nin SGSN bir sertifika kurumu, bunu belirtelim. 5 yıldız almış durumda ve düşme direnci de, genel düşme direnci de 10 kata kadar arttırılmış ki bu çok önemli. Nedir? Normalde hani telefonunuz şuradan düştü, herhangi bir hızla işte çarptı. Buradaki direnç arkadaşlar 10 kata kadar arttırılmış durumda. Dolayısıyla düşmelere karşı hayli dayanıklı bir hal almış cihazımız. Zaten çizilmelere karşı da son derece dayanıklı. Yani şöyle tırnağına yapmada hiçbir şey olmuyor. Kılcal bir iz bile olmuyor telefonun ekranında. Bu konuda özellikle hani telefonu cebinde taşıyanlardan yoğun şikayet var aslında. Biliyorsunuz normalde birçok markanın kullandığı Corning Gorilla Glass da hesapta çizilmelere karşı dayanıklı ama cebinize bir anahtarla yan yana geldiğinde ya da bir bozuk parayla yan yana geldiğinde ekranında derin çizikler oluşabiliyor. Kunlun Glass'ta ise böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ben yani anahtarla, mesela cebimde anahtar var. Anahtarla aynı yere de koydum. Bozuk parayla da aynı yere koydum. Ve ekranında şimdiye kadar hiçbir şey karşıma çıkmadı. Yani ne bir çizilme ne bir kılcal çizik, hiçbir şey olmadı. Ki telefonu ben arkadaşlar dediğim gibi kılıfsız kullandım. Yani kutu içerisinden çıkan silikon kılıfı hiç takmadım. Ve gördüğünüz gibi neredeyse sıfır ayarında. Sanki 5 dakika önce kutudan çıkartmışız gibi karşımızda duruyor cihaz. Yani tertemiz diyebiliriz. Şimdi bunlardan bahsettik. Şimdi genel özellikleri bir toplayalım arkadaşlar. Bu cihazda stereo hoparlör var. Bu çok merak edilen bir soru. Bunu belirtelim.
Gelelim yazılım tarafına arkadaşlar. Burada MIUI ile geliyor cihazımız. Bu telefona hani aldığınızda şunu düşünelim. Ya acaba Google servislerini yükleyebilecek miyim? YouTube yükleyebilecek miyim? Şunu yükleyebilecek miyim? Netflix olacak mı? Hepsi var arkadaşlar. Yani bu cihazı aldığınızda yükleyemeyeceğiniz herhangi bir mobil uygulama bulunmuyor. Peki nasıl yüklüyoruz? Gelelim buna biraz. Aslında yüklemesi son derece basit. Zaten App Gallery'de arkadaşlar biliyorsunuz Huawei'nin resmi uygulama mağazası. Her şeyi bulabilirsiniz. Yani şu anda App Gallery'de olmayan hemen hemen hiçbir uygulama yok diyebiliriz ki ülkemizdeki bankaların uygulamalarının en güncel halleri bile halihazırda App Gallery'de mevcut. Yani girdiğiniz zaman Ziraat Bankası, Halk Bankası, Deniz Bankası, yani aklınıza gelebilecek bütün bankaların uygulamaları var ve bunlar anlık olarak güncelleniyor arkadaşlar. Yani Android tarafına güncelleme geldiğinde direkt olarak bu güncellemeyi App Gallery'den de ne yapabiliyorsunuz? İndirebiliyorsunuz. Bu noktada bir sıkıntı yok. Şunu sorabilirsiniz. Ben Google servislerini bu telefonda kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Üstelik Google servislerinde yer alan anlık bildirim sorunu da artık çözüldü arkadaşlar. Gbox uygulaması sayesinde anlık bildirimler direkt olarak telefonunuza geliyor. Herhangi bir gecikme vesaire söz konusu olmuyor. Bunun müjdesini verelim. Peki Gbox'ı bu telefona nasıl kuracağız? Dilerseniz bunu beraber şimdi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradan App Gallery'ye giriyoruz. Gbox yazıyoruz hemen. Gbox yazdık, zaten direkt çıkıyor hemen. Buradan yükle diyoruz. Hemen zaten indirmeye başlıyor. Bakın çok basit bir şekilde cihazımıza iniyor Gbox. İndi. Ve evet, şu anda tamamen indirdik ve yüklüyoruz. Zaten kendisi telefon yüklüyor. Evet, aç diyoruz. Kabul ediyoruz bunları. Burada pil optimizasyonu devre dışı bırakılsın mı diyor arkadaşlar. Bunu devre dışı bırak diyoruz ki böylece hani size gelen bildirimleri vesaire anlık olarak almasını sağlıyorsunuz. Sonraki bunları geçiyoruz. Bunlar tanıtımlar vesaire bitti diyoruz. Bakın Gbox'a girdiğimiz zaman burada popüler YouTube, Google, Google Maps, Google Photos, Google Drive gibi pek çok Google uygulaması yer alıyor arkadaşlar. Burada indirmek için yapmanız gereken tek şey tıklamak. Bakın direkt olarak beni Google Play'e attı. Burada ne yapıyorsunuz? Oturum açıyorsunuz arkadaşlar. Ve oturum açtıktan sonra direkt olarak uygulamayı basit bir şekilde indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonda yükleyemeyeceğimiz, kullanamayacağımız herhangi bir uygulama yok. Bunu da size canlı olarak göstermiş olduk. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar? Videomuzun başında da bahsettiğimiz üzere halihazırda ülkemize satışa sunulan amiral gemisi cihazlarla karşılaştırdığımızda daha uygun, daha ucuz bir fiyata sahip olduğunu zaten söylemiştik. Bize gelen bu versiyon arkadaşlar, yani 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanına sahip olan bu telefon 36.999 Türk Lirası'ndan satışa çıkmış durumda. Eğer ya bu depolama alanı benim için yeterli değil diyorsanız 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip cihazda 39.999 Türk Lirası'na satın alabiliyorsunuz. Bence bu kadar özelliğin bir arada sunulduğu bir cihaz için çok da fena bir fiyat değil. Çünkü bu cihazdan çok daha azını sunan telefonlar çok daha fazlasını isteyebiliyorlar arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.